Herkese yeniden merhabalar. Bugün yine çok kolay, çok pratik, çok lezzetli bir kurabiye tarifi vereceğim ve çok farklı bir desen vereceğim. Evde bir süzgeç varsa şahane şekiller verebilirsiniz. Ve hemen yapımına geçiyorum. 3 adet yumurtayı kabıma aktardım. Üzerine bir su bardağı şekeri ekliyorum ve bir paket vanilya ekliyorum. Su bardağı evi her evde bulunan klasik su bardakları. Şekeri ve vanilyayı ekledikten sonra iyice karıştırıyorum. Şeker eriyene kadar iyice çırpıyorum. Bir dakika boyunca çırpabilirsiniz. İsterseniz mikser yardımıyla da çırpabilirsiniz. Bir dakika çırptıktan sonra bir su bardağı sıvı yağ mı ilave ediyorum. Margarin kullanmıyoruz bu kurabiyede sıvı yağ yeterli oluyor tekrar bir çırpıyorum sıvı yağı da iyice yedirdikten sonra diğer malzemelerimi ilave edeceğim su bardağı ölçüsüyle unumu ekliyorum yavaş yavaş ekliyorum öncelikle 4 su bardağını ekliyorum daha sonra kıvamına bakıp hamurun yumuşaklığına bakıp bir bardak daha ekliyorum ve unumu ekledikten sonra bir paket kabartma tozunu da ekliyorum. Tekrar karıştırıyorum. Kıvamına baktıktan sonra bir su bardağı daha un ekliyorum. Sizde sonuncu bardağı mutlaka dikkatli dökün. Çok e, hamuruz çok sert olursa kurabiyelerimiz güzel olmaz çünkü daha kakao koyacağız. Kıvamına baktım yumuşak geldi ve bir su bardağı da ekledim. Tekrar hamurumu toparladım unun hepsini yedirdikten sonra şöyle gördüğünüz gibi ele yapışan yumuşak bir hamur olacak ve hemen hamurumun yarısından biraz daha az olanı başka bir kaba aktarıyorum ayırdım hamurun üzerine bir buçuk yemek kaşığı kadar kakao ekliyorum ve hamurumu iyice yoğuruyorum kakao hepsini hamura iyice yediriyorum çok lezzetli çok kolay ve gerçekten çok da şık bir kurabiye oluyor kakaolu hamurum hazır böyle ele yapışmayan güzel bir hamur toparladım şöyle elimizde tuttuğumuzda kulak memesi dediğimiz kıvama gelince onu kenara alıyorum ve diğer hamuruma alıyorum bunun üzerine de bir yemek kaşığı un ilave edeceğim ve yoğuracağım. Bir yemek kaşığı dolu dolu ekledim. Böyle yarım değil tam dolu dolu bir yemek kaşığı unumu ekledikten sonra hamurumu toparlıyorum. Bu hamurları fazla yoğurmaya gerek yok. Unu ve kakao yedirdikten sonra yeterli geliyor. Ele yapışmayan Güzel bir hamur, kulak memesi kıvamında hamurlar yapıyoruz. Şöyle kıvamında da göstereyim arkadaşlar. Yumuşak güzel hamurlar oldu. Böyle ceviz büyüklüğünde parçalar koparıyorum beyazından. Diğerinden de birazcık daha küçük olacak. Çünkü kakaolu olanını beyazın içine koyacağız. İki renkli çikolatalı güzel bir kurabiye olacak. Şöyle hamurlarımı hepsini bezeler haline getirip matımın üzerine koydum. Şu şekilde kakaolar da. görüntüde gördüğünüz gibi beyaz hamurlarım daha büyük, kakaolar olan daha küçük olacak. Çıktı adet kadar yapıyoruz. 2 tepsi çıktı. Bol bereketli oldu. Ve hepsini bu şekilde hazırladıktan sonra şimdi yapımına geçiyorum. Bir tane beyaz hamurumdan alıyorum. Düzeltiyorum. Hafif ellerimle açtıktan sonra içine kakaolu olan hamurdan koydum ve bu şekilde kapatıyorum. Görüntüde gördüğünüz gibi aynısını siz de yapın arkadaşlar. Kakaolu olanı beyaz hamurun içine yerleştiriyoruz. İsterseniz böyle içli köfte şeklinde de açarsanız çok daha kolay ve pratik oluyor. Hemen beyaz hamuru açıp kakolu içine yerleştirdikten sonra tekrar kapatıyorum. Dediğim gibi çok kolay ve pratik oluyor. Hemen bir tane daha göstermek istiyorum. Hamur güzel olunca kurabiyeler de güzel oluyor. Açması da ve kapanması da güzel oluyor. Kakaolu olanlar çok büyük olursa kapanması zor olur. Eğer çok Büyük olursa küçültebilirsiniz. Bütün hamurlarımı bu şekilde hazırladım. Ve şimdi kenara alıyorum. Şimdi şekil vermeye başlayacağız. Çok şık şekiller oluyor. Çok güzel oluyor. Evdeki malzemelerle gösteriyorum. Evde hangi malzeme varsa siz de onunla yapabilirsiniz. Böyle plastik süzgecim var. Çelik süzgeçim de vardı ama bunu da göstermek istedim. Çelik süzgeçte de aynısını yapabilirsiniz. Süzgecin üzerine koydum. Üstünde hangi desenin olduğu önemli değil. Beğendiğiniz, hoşuna giden desenler varsa benimkiler bu şekilde olduğu için bunu kullandım. Bu çok hoşuma gidiyor. Her zaman yaparım. Üstünde çok şık duruyor. Bir tane hamurumu aldım. Üzerine koydum, hafif hafif bastırdım ve ters çevirdim. İstediğin kadar büyük veya küçük yapabilirsiniz. Orada Bu bulunan şekil kadar yaptım ben ve ters çevirip kakao serptim. Deliklerden kakao içine sizince böyle güzel muhteşem şekiller çıkıyor ortaya. Gerçekten çok güzel oluyor. Hemen bir tane daha göstermek istiyorum. İsterseniz önce böyle elinizle de açabilirsiniz veya hemen üzerine koyup hafif bastırmanız da yeterli olacak. Hafif bastırıyoruz ki deliklerden izi çıkması için ve hemen ters çeviriyorum. Üzerine kakao serpiyorum. O üzerinde bulunan delikler sayesinde kakao hamura yerleşiyor ve güzel şekiller oluşuyor. Her tarafına bulaşmasını sağlıyorum. Kolaylıkla da çıkıyor arkadaşlar. Hemen elinizde parmağınızda dikkatli bir şekilde ezmeden çıkarabilirsiniz. Bu şekilde bakın görüntüsü çok hoş oldu. Çok şık durdu. Çelik süzgeçlerde yaparsanız sadece puanteli olacak. Bu şekilde kenarlarında onların böyle çizgili olanlarından olmuyor. Yuvarlak yuvarlak olacak. Ve hemen bir tane daha gösteriyorum. İsterseniz fırça yardımıyla veya böyle barda parmağınızla da böyle iyice kakaoyu yedirebilirsiniz deliklerden iyice içine sığması için, hamura iyice bulaşması için ve ters çeviriyorum hamurumu çıkarıyorum. Evdeki malzemelerle hem evdeki az malzemelerle hem çok bereketli oluyor, hem şekli şahane oluyor. Ve hem kakaolu hem sade çok güzel bir kurabiye oluyor. Gerçekten denemenizi tavsiye ediyorum. Mutlaka deneyin. Misafirleriniz geldiğinde bunu yapıp dolabada da atabilirsiniz. 180 derecede sadece 10 dakika pişirdim arkadaşlar. Çok fazla hızlı pişiyor. Çok çabuk pişiyor. Çok fazla pişirirseniz içinde kuruma yapabilir veya yanabilir. 10 dakika yeterli. 180 derecede İster fanlı veya fansız fark etmez 10 dakika yeterlidir. Deneyen herkese afiyetler olsun.